Evet, merhaba arkadaşlar. 4. bölüme hoş geldiniz. Cities Skylines, Green Cities. Son olarak okulları inşa etmiştik. Hapishane inşa ettik bir adet de. Bunun haricinde oyundan çıktıktan sonra atölyeden birkaç tane işe yarar şey indirdim. Mesela bunlardan biri polis departmanında size söyleyeyim. Bir önceki videoda söylemiş olduğum Wayne Manor var burada. Bruce Wayne malikanesi. Bunu inşa ettiğiniz zaman polisin ulaşamayacağı bir bölge kalmıyor. O yüzden eski olanını siliyorum. Ve yerine bir adet Bruce Wayne malikanesi inşa edeceğim. Buraya koyalım. Ardından oyunu oynatalım. Gördüğünüz gibi neredeyse her yere, yani şu cadde hariç her yere polis erişimimiz var şu an. Yani bundan bir tane yapmanız şehire yeterli olacaktır. Yani bir tane bu ucuna yaparsınız, bir tane şu ucuna yaparsınız. Böylelikle yeterli olur. Yani her yere çöp gibi polis istasyonunu döşemek zorunda kalmazsınız böylelikle. Evet. Bununla yaptığımıza göre ne kaldı geriye? Geriye halkı yerleştirmek kaldı arkadaşlar. Bu arada nükleer santraliniz var mı? Varmış burada bir tane. Elektrik çekeceğiz çünkü birazdan. Bunun haricinde bir de sanayi inşa etmemiz gerekiyor. Evet, yanlış duymadınız, sanayi. Sanayi şimdi inşa etmeyeceğim. Biraz halk gelsin, yerleşsin. Şurada aşağıda bar var gördüğünüz gibi. Yeşil olanlar yerleşme alanı ihtiyacını gösteriyor seviye olarak. Yani burada insanlar, yani şehirde şu an yaşanacak konut ihtiyacı varmış. Onu belirtiyor. Ortadaki mavi renk oluyor. Şu an için herhangi bir insan bulunmadığı için nüfusumuz sıfır. Şurada nüfus sayısı gösteriyor. Population. Şehirde kimse yaşamıyor. O yüzden market ihtiyacı da yok. Normalde bu barda mavi renk oluyor. Yukarı doğru çıkıyor. Birazdan görürsünüz zaten hep birlikte. En sağda ise turuncu bar var. Bu da sanayi ve ofis ihtiyacını gösteriyor. Kurmuş olduğumuz şehirde. Evet, yavaştan başlayalım o halde. Burayı kasaba yapacaktık hatırlıyorsanız. Belki hani şu caddeleri falan yüksek binalar inşa edebiliriz. Fakat onun haricinde iç taraflara tek katlı veya iki katlı artık nasıl denk gelirse. O şekilde binalar yapmayı düşünüyorum. Aşağıda görmüş olduğunuz 4 renk var. Yeşil, turuncu, mavi ve gri. Buna tıklıyorsunuz. Buraya ufak yeşil, ilk baştaki yeşil olan ufak binalar için. Fakat üzerine geldiğiniz zaman bu karelerin gördüğünüz gibi bütün alanı kapsıyor. Bunu engellemek için engellemek değil de 4 tane seçeneğimiz var. İsterseniz bu şekilde bütün bloğu doldurabilirsiniz binalarla. Veya burada mesela Mark diye bir tane şey var, seçenek var. Onu seçerseniz şu şekilde kareleri işaretleyebiliyorsunuz. Sonra üçüncü seçenek olarak ufak bir noktamız var. Small brush demiş, yani ufak fırça. Bunda da bu şekilde boyayabiliyorsunuz istediğiniz yerlere, bina yapmak istediğiniz yerlere. Son olarak da large brush var, yani büyük fırça. Bu şekilde boyayabilirsiniz aynı şekilde. Yine az önce gösterdiğim gibi. Evet, biz ne kullanacağız burada? Biz şimdilik kareyi kullanalım. Kareyle başlayalım. İnsanlar nereye yerleşmeye başlasın? Nereye yerleşsinler? Şuraya yerleşmeye başlasınlar. Buraya yapalım. Sonra şuraya kadar yapalım. Bu köşeleri ağaçlandırmayı düşünüyorum veya reklam tabloları falan, yani tabelaları. O yüzden buralara, yani o köşelere dokunmuyorum. Zaten şekilsiz olur çünkü kare sayısı az. Mesela bir binanın kare ihtiyacı, yani güzel bir binanın kare ihtiyacı atıyorum 4'e 4'tür. Fakat burada 4'e 4 yok. Bir tarafı 2, diğer tarafı 4. Şekilsiz, şemasız bir ufak tefek bina meydana gelir. Bunu engellemek için de oraları boş bırakıyorum. Şuraya kadar bina yapalım. Şimdi binaları bu şekilde ilk başta tasarlıyoruz. Yani işaretliyoruz. İşaretten sonra bunların ne ihtiyacı var? Mesela bu mahallenin market ihtiyacı var. Aynı zamanda buraya yerleşenlerin de işe ihtiyacı var. Bu nedenden dolayı şuraya bir market inşa edelim ufak.
Yani bu mahalleyi kalkındıracak kadar. Bu şekilde yaptık. Ardından klavyede 1-2-3 tuşlarıyla arkadaşlar oyun hızını ayarlayabilirsiniz. 1'e basarsanız bir tane play tuşu çıkar. 2'ye basarsanız 2 play tuşu çıkar. Yani 2 kat hızlanır. 3'e basarsanız da oyun 3 katı hızlanır. Maksimum 3 zaten. Bunları, bu binaları bu şekilde işaretledikten sonra space'e basıyoruz. Yani pause'tan çıkarıp 3x hızını alıp bekliyoruz binaların inşa edilmesini. Evet. İnşa ediliyorlar. Fakat bunların üzerinde gördüğünüz gibi şurada elektrik işareti ibaresi var. Bunu da kaldırmamız lazım. Yani insanların elektriğe ihtiyacı var. Elektriği de şuradan çekeceğiz. Şimdilik böyle dağınık bir şekilde çekiyorum. Bunları ileride kaldıracağız zaten. Şehir yayıldıkça, genişledikçe. Evet, buraya kadar çektik. Yani şuradaki nükleer santralin enerjisini kablolar vasıtasıyla, direkler vasıtasıyla şuradaki mavi alana kadar temas ettirdik çekerek. Buradan nereye gidecek? Buradan bu mavi alanın temas ettiği her yere elektrik dağılacak. Mesela şu an karşı tarafa elektrik teması yok. Yani karşı tarafa elektrik gitmiyor. Burada elektrik olacak birazdan play'e bastığımda fakat burada olmayacak. Peki burada ne zaman olmaya başlayacak? Şuradaki boşluklar, alanlar binalarla dolup arada köprü işi gördükten sonra devam edecek. Şöyle bekleyelim. Şimdi zaten hızlandırdık oyunu. Bu arada mavi olan yerler elektriği almış olan yerler. Gördüğünüz gibi zaten üzerinde de elektrik ibaresi yok oluyor. Şimdi bekleyeceğiz. Tek yapmamız gereken beklemek bir kısa süreliğine. Buraya binalar inşa edilecek. Çünkü işaretlemiştik gördüğünüz gibi. Şöyle yeşil var burada. Burada mavi var. Binalar inşa edildikçe fark etmişsinizdir. Mavi alan da genişliyor. Yani elektriğin yayıldığı alan genişliyor. En sonunda buraya temas etti. Evet, temas etti ve buralarda elektriği aldı. Geriye burası kaldı arkadaşlar. Elektrik almayan ve bu bölge. Onu da arasını bağlamak için şuraya elektrik direği çekeceksiniz bu şekilde. Şimdilik elektrik direği çekelim. Ya da bu kısmı dolduracaksınız. Yani şu kısmı şöyle binalarla falan artık bir şeylerle dolduracaksınız ki elektrik yayılsın gitsin oraya. Buraya yayıldıktan sonra yani bu ikisi elektrik aldıktan sonra geriye burası kalıyor. Bunu doldurmak için de yani buraya elektrik ulaştırmak için de tekrardan buraya doldurmanız gerekiyor vesaire. Yani elektrik sistemi bu şekilde işliyor. Elektrik üretim ve tüketime bakalım hemencik. Elektrik üretimi toplamda yani totalde bütün haritada şu an 724 MW. Ve bizim giderimiz, harcamamız 71 MW. Şu an 71 MW elektrik harcıyoruz. Yani gayet yetiyor da artıyor da şu anki nükleer santralimiz. İleride yetmeyecektir bu. Yetmediği zaman tekrardan takviye yapacağız üzerine. Bu arada bunu da bir gece modunu şimdilik kapatalım ki şehir gelişene kadar sadece gündüz vakti oynayalım. Ona göre görüş açımız oluyor çünkü. Evet, bitti sanırım hepsi. Şurası kalmış ufak bir bölge. Fakat şu an şey ihtiyacı yok. Market ihtiyacımız yok. Gördüğünüz gibi mavi bir ibare yok. Burada aşağıda bar olarak. O yüzden burayı mesela inşa etmeyecek şimdilik. Biz nüfusu arttırmaya devam edelim. Şu an 149 kişi var şehrimizde. Yerleştiler. Yavaş yavaş arabayla geliyorlar. Buralara yerleşiyorlar evlerin içine. Evet, nereye yapalım evimizi? Nereye yapalım? Ufak şirin bir kasaba olacak burası, işçilerin barınacağı. Yani daha çok işçi kesim olacak yaşayan. Bunu buraya yaptık. Sonra şuraya kadar yine ev yapalım. Şuraya market. Ve play'e tekrardan basalım, bekleyelim. Elektrik buraya kadar gelmiş bulunmakta. Geriye şurasını bağlamak kaldı. Orayı da şimdi yapacağız. Evet. Bir durduralım oyunu. Buraya ne yapabiliriz? Mesela bir tane park koyabiliriz şu köşeye. Bunun boyutunda bir şeyler bulursak eğer. Hepsi de büyük büyük bunların. Burada ne binası var? Community School var.
Bunun yerini değiştirelim arkadaşlar. Hop, yanlış yaptık. Bunu hareket ettirmenin bir yolu vardı ama nasıldı bilmiyorum. Neyse, silelim bunu, baştan kuralım. Community school aklımıza tutalım. Bundan önce parkı inşa edelim. Şuraya çok güzel gider bu. Veya başka parklar ne var mesela? Şöyle bir zımbırtı varmış. Neymiş bu? Köpek parkıymış. Kuralım buraya. Güzel. İnsanlar sevindi. Gülücükler açtı yüzlerinde. Sonrasında kalmış olduğumuz yerden devam edelim. Community school'umuzu inşa edelim. Ve play'e tekrardan basıyoruz. Bu arada parka tıklarsanız arkadaşlar, bu park ekstradan mutluluk veriyor parklar insanlara. Mutluluk alanlarını görürsünüz renklerine. Parka tıkladığınız vakit şuradaki yeşil ağaçlara Park and Plazas diyor. Mesela buralar kırmızı, bu binalar. Yani bunlar herhangi bir parktan yararlanmıyorlar ve ekstradan mutluluk seviyeleri artmıyor. Bunun için, arttırmak için bunlara ekstradan buralara parklar falan, işte eğlence merkezleri vesaire inşa etmeniz gerekiyor. Mesela şuraya bir şeyler koyabiliriz. Güzel bir şey bulalım. Daha büyük olan. Bunu buraya koyarsak soldaki şeritteki binalar çarpık çırpık olacak. Ufak bir şey koyalım. Evet, gülücükler açtı yine. Başka nereye park ihtiyacı var? Şuraya koymayalım. Bu bayağı geniş bir şey. Bunu nereye koyabiliriz? Evet, şuraya koyabiliriz bakın bunu da. Bir tane de buraya koyalım. Şu şekilde. Ve play'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi kırmızı alanlar yok oldu. İnsanlar da gülücükler açıyor. Sinir, stres yok. Tweetlere bakıyoruz. Bu arada oyunu pausluyoruz. Bu şekilde işleriniz olduğu zaman kesinlikle oyunu pauslayın. Hele ki özellikle sınırsız parayla değil de normal parayla oynadığınız vakit durdurun oyununuzu. Çünkü bunları okurken aynı zamanda yani belli bir kesimlerin ihtiyaçları olabilir. Mesela elektrik kesilmiştir veya mutsuzluk vardır veya bir yerde ceset vardır vesaire vesaire. Bunlar hep oyunun gidişatını değiştirir. Nüfusunuza düşme olur. Mesela artı 24 diyor. Şu an artı 24 gelmiş. Haftalık 24 kişi geliyormuş şehrimize. Mesela siz oyunu pauslamayı unuttunuz ve o sırada tweetlerinize bakıyorsunuz. Bir yerde de sorun çıktı. Mesela yangın çıktı, ceset var veya hırsızlık var, kimse koşmadı oraya falan. İlgilenemiyorsunuz. O sırada nüfusunuz düşmeye başlar siz farkına varmadan. Bu nedenden ötürü bu tür işleriniz olduğunda, işte inşa işi veya Twitter'lara bakma işi falan, mesajlara bakma, kontrol etme işleri gibi meselelerle ilgilenirken oyunuzu space'e basıp pauslamayı unutmayın. Evet, mesela buradaki son tweet'te arkadaşındaki enerjiden şey yapmış, yakınmış, bahsetmiş. Yani ne kadar zor olabilir ki diyor burayı elektriklendirmek. Yani güç verebilmek diyor. Mesela Art Teknoloji'de sorun yaşıyormuş bu arkadaş. Art Teknoloji Enstitüsü'nde, yani Sanat Enstitüsü'nde elektrik yokmuş. Burası güzel. Diyor ki bir jog için, yani gezinti için, yürüyüş için şey oldu diyor. Güzel oldu bu park falan filan diyor. Yani enerjiyle doldum diyor. Enerjik hissetmemi sağladı diyor. Burası da güvenlikten ötürü memnuniyetini bildirmiş. Yani insanlar iyi kalpli burada. Şu an şehir içerisinde. Mesela cüzdan bulmuş. Bu kime ait falan. İşte cüzdanı kaybeden varsa bana PM atsın falan gibisinden bir mesaj atmış. Evet. Bu şekilde arkadaşlar, Twitter'da da övgüler ve şikayetler yer alıyor. Yani memnuniyetler ve şikayetler. O yüzden arada bir göz atmanıza yarar var. Hani şehrinize ne eksik, ne yapmanız gerekiyor gibisinden fikirler oluşuyor kafanızda. Yardımcı oluyorlar size. Şimdi aşağıya bakıyoruz. Bara mesela, mavi bar yavaştan yükselmeye başlamış. Çok az bir şey. 1 milim kadar yükselmiş. Yani yavaş yavaş market ihtiyacı doğuruyor. Ama aşırı şekilde de bina inşa etmemiz gerekiyor. Yani insanların içinde yaşayabileceği yerler. Şöyle yapalım.
ana cadde üzerinde marketlere koyalım ki daha çok müşterileri olsun ve kapamasınlar. Kendinizi kaptırıp her tarafı binalarla döşeyip bitirmeyin boş alanları. Sonrasında yıkmak zorunda kalırsınız. Çünkü gördüğünüz gibi mesela yeterli işçi olmuyor buralarda. Bunun nedeni de arkadaşlar ulaşımdır. Böyle işçilerin olmadığı mekanlara ulaşımı getirmeniz gerekiyor. Başlangıç aşaması olarak otobüsleri kullanabilirsiniz. Otobüs sistemini bir otobüs terminali yaparak bunu halledebilirsiniz. Bunu nereye yapalım mesela? Bu büyük ihtimal evet gürültü yayıyor etrafa. Bunu şuraya yerleştirelim bir tane. Sonra bundan lazım. Bu da çevreye sorun yaratıyor. Onu da buraya yerleştirelim. Evet, bir tane otobüs depomuz ve bir adet de dağılım merkezimiz var şu an. Bir dağılım merkezi, bir de otobüs deposu. Aynı zamanda bunu kullanabilirsiniz seçenek olarak. Bus station yazıyor. Bu da şehirler arası terminal gibi düşünebilirsiniz yani. Bunu hallettikten sonra arkadaşlar güzergahı nasıl yapacaksınız onu anlatayım size. Burada en sağda menüde taşıtlar bölümünden otobüse tıklıyorsunuz. Bus yazıyor. Ardından sağ şeridi kaydırıp iyice sonuna kadar bus line yazan bölüme geliyorsunuz. Bunu seçiyorsunuz. Bunlar arkadaşlar otobüs durakları. Otobüs duraklarını nereye koyacaksınız? Mesela burası hapishane sonuçta. Yani nükleer santralimiz var, çöpçümüz var. Yani buraya sonuçta birileri çalışıyor burada. Buraya tıklıyoruz. İlk durak burası gördüğünüz gibi. İkinci durak. Bir tane durak buraya yapalım. Yani burada toplamda 3 durak olmuş oldu. Otobüsün tek tek durup insanları toplayacağı yerler bunlar. Sonrasında devam ediyoruz. Nereye bir durak koyalım? Mesela şuraya bir durak koyabilirim. Ara sokaklara fazla sokmamaya çalışın otobüs duraklarını. Çünkü otobüsler trafiğe girdiği zaman sıkışıklığa meydan yaratabiliyorlar. Ne diyorlar artık yani sebep olabiliyorlar. Evet böyle dersek daha güzel olur. Şuraya bir durak koyalım. Bakın burada var. Burada var. Evet. Ondan sonra nasıl yapacağız? Yukarıdan alalım. Buraya getirelim. Buraya. Buraya. Bunu geri döndürmek için nereden dolaşması gerekiyor otobüsün? İyi, fazla bir yerde dolaşması gerekmiyormuş. Şimdi buraya getireceğiz bir durak. Buraya getirelim. Duraklara koyduğunuz zaman atılış yaptığınızda insanlar sevinecektir. Şuraya bir otobüs durağı koyalım. Tam kavşağa. Buraya karşıya geçsin. Sonra buraya gelsin. Burada tekrardan dursun karşı şeritte. Bir tane buraya. Ardından nereye başladıysanız oraya getirip bağlıyorsunuz ucunu. Ve böylelikle hat tamamlanmış oluyor. Yani otobüs şöyle anlatayım size. Buradan yola çıkacak. İlk durak burası. Böyle dolaşıyor, dolaşıyor, dolaşıyor aşağıya, aşağıdan yukarı. Sonra alt geçide giriyor. Alt geçitten bu şekilde sağa doğru gidiyor, gidiyor, gidiyor. Yukarı şöyle bir şuraları gezeceğim. Buradaki yaşayan insanlar topluyor. Artık nereye gitmek istiyorsalar. Ondan güzergah üzerinde bu şekilde devam edip sağa gidiyor üst yoldan. Şurada kemeri geçiyor. Sonra köprüden yol değiştirip tekrardan bizim tarafa dönüyor. Daha önce geçmiş olduğumuz karşı şeridi kontrol ediyor. Oradaki bekleyen insanlar oluyor. İşe gitmek isteyenler, markete gitmek isteyenler, gezmek isteyenler vesaire. Son olarak da buraya uğradıktan sonra ilk durağına yani son durağı aynı zamanda da buraya geri dönüyor. Yani böyle bir sirkülasyon oluştu. Bir hat oluştu. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu hem trafiği azaltıyor bir nevi de olsa yani çünkü otobüslerin kapasiteleri ufak. Yani bir tren kadar, bir metro kadar falan veya bir tramvay kadar yüksek değil.
O yüzden mesela %10'luk veya %15'lik bir trafikte azaltma meydana geliyor. Azalma meydana geliyor. Aynı zamanda işçilerin yani evlerin içinde yaşayan insanların çalışmak istedikleri yerlere gitmeleri daha kısa sürüyor. Böylelikle işçi sorunu da bir nebze olsa ortadan kalkmış oluyor. Marketlerde veya sanayilerde, ofislerde hani işçiler arıyorlar ya, mesela şurada elemanımız artık bu neymiş? General Store diyor. Mesela bunun işçi sorunu var. İşçi arıyor kendisine. Şu an sadece bir adet çalışanı var. 6 tane çalıştırma kapasitesi varmış. Ve bakın, üzerine gelip tıkladığınız zaman uneducated yazıyor. Yani eğitim görmemiş 6 tane işçiye ihtiyaç duyuyor burası. Şimdi buraya full üniversite mezunu yapmış olsak, işte yüksek okul falan vesaire vesaire. Ne olmuş olacaktı? Burada mesela hiçbir şekilde çalışan giremeyecekti buraya. Yani tercih etmeyeceklerdi burayı. Sonuçta düşük maaş, bütçeli iş, standartlar kötü falan filan. Yani iş şartları kötü vesaire. Adam o kadar okumuş okumuş gelmiş buraya çalışmaya girmiş. Ondan sonra ne olacak? Mutsuz olacak. Aynı Türkiye'de olduğu gibi. Adamlar üniversite mezunu gidiyor. SEO2'de de facto da orada burada çalışıyorlar. İşte McDonald's, Burger King vesaire. O yüzden dengeyi iyi kurmak gerekiyor, eğitim seviyesini kontrol altında tutarak. Şu an mesela sarı educated, sadece eğitimli bölüm. Çok iyi eğitimli değil de. Aa, işte hani ortaokul lise mezunu. %12 civarına gelmiş şehrimizde. Bunu hepsini eşit şekilde tutmaya çalışacağız arkadaşlar. Oyunda bu çok önemli. Yoksa bir önceki videolarda anlattığım gibi zincirleme bütün alana etki ediyor bu. Evet, play'e tekrardan basalım. Otobüs hattımızda çalışıyor artık. Bakalım otobüsler yola çıkmış mı? Evet, otobüsler vın 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 atom karınca gibi çalışıyorlar. Bu arada arkadaşlar, yine pausladım oyunu. Otobüslerinizin sayısını nasıl kontrol edeceksiniz onu da anlatayım. Ekonomi var burada. Aşağıda gördüğünüz gibi. Population'ın üst tarafında ekonomiye tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada bütçe bölüm var. Orta kısımda. Bütçeye tıkladınız. Evet, burada hangi alana ne kadar bütçe ayırmak istiyorsunuz, ne kadar çok çalışmasını istiyorsunuz, onu belirliyorsunuz. Tabii ki ona göre de para kesintisi oluyor sizden. Fakat biz şu an sınırsız paramız var. O yüzden bizim için önemli değil. Bunu istersek hepsini fulleyebiliriz yani. Fakat paralı oynayacak arkadaşlar için bunu yine dengede tutup ayarlamak gerekiyor. Tasarruf etmek gerekiyor. Yani fazladan, yani ihtiyaçtan fazlasını vermemek gerekiyor. Öyle diyeyim. Mesela sabah şu an kaç tane otobüs varmış? Bakalım bir biraz daha play etsin. Burada yukarıda 3 tane otobüs çalışıyor şu an. Yani oradan 3 tane otobüs çıkmış. Buradan da 12 otobüs çıkmış. Yani toplamda şu an 15 adet otobüs çalışıyor. 15 adet otobüs bu kadar ufak alan için fazla. Bu nedenle ötürü buraya giriyoruz bütçe ayarlamasına ve şu an gündüz vakti, gördüğünüz gibi ışık, yani gün ışığı var. O yüzden yukarıdaki barı çekeceğiz sola doğru. Bunu en azından bir yarıya düşürelim. Yarıdan biraz daha aşağıya. 170'e getirelim. Aynı zamanda gece vardiyasında da çalışmasın kimse. Bununla, yani az kişi çalışsın. Bununla 170'e getirelim. Yani böylelikle sabah ve akşam otobüs sayısı aynı kalacaktır. Mesela atıyorum bunu bu şekilde getiriniz vakit. Ne dedik az önce? 13 mü dedik? 18 mi? Ne? Öyle bir şeyler dedik. Yani bu rakam mesela böyle yaptıktan sonra otobüs sayısı toplamda totalde 10'a inmiş olacak. Bu da yeterli olur zaten bizim ufak kasabamız için. En azından bu alan için yani. Ha, bunun haricinde mesela çöpçüler çok çalışsın. Bunu fulleyebiliriz. Dilerseniz eğitim için de ekstradan bütçe ayırabilirsiniz burada. Bunları fullerseniz okullar daha çok hizmet verir ve daha çok ve daha hızlı insanları eğitirler. Şuradaki görmüş olduğunuz dilim daha hızlı bir şekilde artar, genişler. Yani bir nevi boostlamış olursunuz. Fakat şimdilik böyle kalsın. Parklara abanalım. Parklar iyi hizmet versin. Memnun etsin insanları. Onun haricinde şu an boostlamamız gereken, yani arttırmamız gereken bir hizmet yok. Bakalım hala işçi bulamıyor, bu işçi sorunu yaşıyor. İşçi sorunu yaşıyorsa etrafına ev yapabiliriz bunun. Şu şekilde.
En azından burada yaşamış, yani yaşıyor olanlar bu tarafa doğru geçebilirler çalışmak için. Zaten otobüs durağı da inşa ettik. Neredeymiş mesela? Bir otobüs durağımız burada. Misal. Bakıyoruz. Şu an first kamera modunu aktif etmedim. Otobüsün gözünden yoksa izlerdik şimdi. Hangi güzergahta gidiyor, nerelerden geçiyor vesaire. Burada iki tane fıstığımız var bekleyen. Bunun haricinde şimdi ne yapalım? Ya tekrardan space'e bastım, oyunu durdurdum. Burası mesela köşesi boş kalmış. Bu köşeye ne yapabiliriz? Landscaping diye bir bölüm var arkadaşlar. Ya bunu seçin ya da Parks and Plazas var. Yani park vesaire işte öyle eğlence merkezleri falan inşa edebiliyorsunuz buralara. İşte tenis kortu falan filan insanlar eğlenmesi için, vakit geçirmesi için bir şeyler yapabiliyorsunuz. Tabi buraya hiçbir sığmıyor şu an. Biraz da yol çarpık olduğu için üçgenimsi bir şey yerleştirmesi zor. Yerleştirirsen zaten bu şekilde bir yana açık kalıyor. O yüzden buraya park yapmayacağız. Park yerine arkadaşlar süslendirme yapacağız bu kısmı. Buradan landscaping bölümünü tıklıyorsunuz. Mesela burada ne varmış? Billboardlar varmış. Bunu ekstra olarak arkadaşlar şeyle yükledim ben. Atölyeden yükledim. Güzelleştirme eklentisi. Oyuna bir sürü seçenek getiriyor. Bu şekilde dekorasyon yapabilmeniz için ağaçlar, maaşlar vesaire. Bunu da videonun açıklamasına ekleyeceğim. Eklemezsem hatırlatın yorumlarda. Eğer unutursam videoyu upload ederken. Evet, şimdi ne yapalım buraya? Mesela buraya bir tane reklam panosu yapabiliriz. Üçgen şeklinde. Neler varmış başka seçeneklerde? Bakalım. Burada ışıklandırma var. Common var. Bunu geç. Endüstri eşyaları. Special billboards. Evet. Özel billboardlar. Burada üçgen bir tane olması lazım. Böyle bütün yolu şu şekilde kapsayacak gibi. Ah, bulduk. Evet. Mesela buraya bir tane bu şekilde billboard koyabiliriz. Yerleştirdik. Sonra buraya halk için yürüyüş yolu yapalım. Toprak yol. Nereden başlasın? Buradan başlasın. Ve buraya kadar gelsin. Böyle bir yürüyüş yolu yaptık. Buraya insanların gezebileceği, yürüyebileceği, hani mahallelerde olur ya ufak tefek parklar, o tarz bir şey. Bunu yaptıktan sonra ne gerek buraya arkadaşlar? Tabii ki oturmalar için banklar falan. Bankları nereye koymuşlar diyecektim. Buradaymış. Bir tane buraya koyalım. Bir tane buraya. Karşısına da ne koyalım, ne koyalım? Diğer banklardan koyalım. Biraz daha açık renkli olanlardan. Bu arada bakın yanında market olduğu için oyundan hafiften bir şöyle bir gürültü şey geliyor. Yani kalabalık ses geliyor. Bir tane şuraya koyalım ortaya. Yaşlı amcaların oturacağı. Yani şehir aslında yönetmekten ziyade daha çok dekorasyon ve tasarım üzerine. Yani bu şekilde oynarsanız daha çok zevk alırsınız diye düşünüyorum. Mesela burada ne varmış? High level table set. Rengi kötü. Beğenmedim. Bunu da gerek yok. Başka bakalım buraya koyabileceğimiz güzelliklerden ne var? Piknik masaları var. Onları da bir tane şuraya koyalım. Bir tane buraya koyalım. Giriş ve çıkışlara birer adet dekorasyonluk ışıklandırma. Biraz yamuk oldu değil mi? Fena olmadı.
Bakalım başka koyabilecek neyimiz var burada. Duvar çekebilirsiniz buraya ama şu an yollar düz değil de böyle eğimli olduğu için düz duvar çekemiyoruz ve kötü durur açıkçası. Bir tane buraya bundan koyabiliriz artık, ismi neyse bunun tam bilmiyorum Türkçe ismini. Bakalım başka neler varmış ekleyebileceğimiz böyle. Evet, bu da güzel durur. Evet, ne geldi kaldı geriye? Bir de yolun kenarlarına süsleyelim. Nasıl süsleyelim? Mesela bunlardan koyabiliriz şuraya. Bakalım diğer taraftan nasıl gözüküyor. Şu construction yazısı yok olsa keşke. Ucu nereye geliyor göremiyorum. Yazıdan ötürü. Fena durmadı. Bir tane de buraya koyalım. Evet, şimdi geriye kaldı ağaçlandırma arkadaşlar. Ay, bu neymiş, yeni gördüm. Bunlar olmadı. Başka ne olabilir, ne olabilir? Yollar tek tek, bunları zamanınız varsa döşebilirsiniz tabii. Kendinize göre, zevkinize göre tasarlayıp. Wow, bu neymiş? Kocaman bir şey. Aa, bu güzel bak. Onu buraya koyabiliriz. İşte bu ya. İnsanların ihtiyacı olan şey bu işte. Burada palmiye ağaçları mı var? Ne bunlar? Evet, palmiye ağacıymış. Bunlardan şuraya birkaç tane döşeyebiliriz şöyle yanlara. Bu neymiş? Kötü ağaç. Bu. Az önce döşediğimizden. Evet, bunlar da güzel olur. Şuralara. Şöyle. Bir tane de buraya koyalım. Hem gölge yaratıyor şu büyük ağaçlar. Güzel oldu yani. Bunun başkasından yok mu? Ha, daha büyüğünden var. Onu da buraya koyalım. Okeydir. Şimdi neresi kaldı? Açık tasarlamamız gereken. Şu kısım kaldı, bir de bu kısım kaldı. Oralara da renkli bir şeyler koyalım. Olmadı. Sonbahardayız değil mi biz? Bir tane bundan koyalım. Buraya da bunlardan yerleştirdik mi? Tamamdır. Oh. Bu ne? Kocaman kocaman. Bunun ufaklarından vardı ama bulamıyorum. Şu mu acaba? Aynen buymuş. Bunu sileceğiz. Küçük bir şey lazım çünkü. Evet, bunun gibi. Bunu da sileceğiz. Tamamdır. Bunları da kaldırdıktan sonra buraya ne yapalım? Wow. Neyi sildik? Tabelayı sildik ya. Yanlışlıkla yanlış tuşa bastım.
Tamamdır. Şimdi buraya ağaçlandırmak gerekiyor. Bol bol. Ya güzel ağaçlarım vardı benim daha öncesinde. Oyunu silip tekrar yüklemeden önce. Hepsi gitti maalesef. Artık bunlarla idare edeceğiz şimdilik. Oyun ilerledikçe, ben de aklıma geldikçe yeni ağaçlar eklerim oyuna. Evet, böyle burayı da süslemiş bulunmaktayız. Buraya bir tane tabela koyalım yine. Işıklandırma olsun aynı zamanda da. Aa, kötü durdu. Bu neymiş? Bilim kurgu tarzında. Evet, böyle güzel oldu orası. Yani biraz vakit gerektiriyor arkadaşlar bu oyunu güzelleştirmek için ama emek verirseniz böyle güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Tabii güzel derseniz, katılırsanız bana bilmiyorum. Belki aranızda daha güzel yapanlar da olacaktır elbet. Yani az çok renklendi burası. Bunu buraya koysak nasıl olur acaba? Ha. Ama buraya koyabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi yani bir değişik atmosfer kattı değil mi? Yani caddeye, sokağa, mahalleye. Bu şekilde boş olan alanlara, yani benim de bilerek bırakmış olduğum boş alanlar dekorasyon uygulayabilirsiniz. Güzelleştirme falan. Makyaj yani bir nevi. Şimdi ne eksikmiş arkadaşlar? Ne eksikmiş? Aa, ev eksikmiş. Bunlar da artık ev konusunu devam edeceğiz bir sonraki videoda. Çünkü yine çok çabuk geçiyor zaman video çekerken. Ayrıntılı bir oyun olduğu için geniş kapsamlı. Yaklaşık 40 dakikayı bulmuş bulunmakta videomuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.